Evet, değerli konuklar, ekonomi masası, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ekonomi masası olarak ülkeyi elimizden geldiğince karış karış dolaşmaya çalışıyoruz. Sene başından bu yana bu ziyaret ettiğimiz 23. ilimiz. Amacımız şu, hem yerelde, yörelerde dertleri dinlemek, hem de biz nasıl görüyoruz, bu işlerde doğru gitmeyen nedir? Bu mesele nasıl çözülür? O ilin önde gelen ekonomik aktörleriyle, ekonomik aktörlerini temsil eden kuruluşlarla paylaşmaya çalışıyoruz. Bugün de burada yine ülkenin nereye gittiğine dair görüşlerimizi size aktarmaya çalışacağız. Ondan sonra da basın eğer bize müsaade ederse kapalı bir ortamda sizlerle hem bölgenin hem de ülkenin meselelerini sizlerin sorularıyla açmaya devam edeceğiz. Şimdi Türkiye'de işler nasıl gidiyor? Türk ekonomisi nereye gidiyor diye baktığımızda aslında Türk ekonomisi uzunca bir süredir rotadan çıkmış vaziyette. 2012 yılından, hatta 2013 yılından bu yana Türk ekonomisi hedeflenen büyüklükler doğrultusunda gitmiyor. Hatırlayın 2011 yılında Türkiye'de bu Türkiye'yi yöneten hükümet bir takım Cumhuriyet'in 100. yılı için ekonomik hedefler belirlemişti. Bu hedeflerden en önemlisi de gayri safi yurt içi hasılaydı. O dönemde gayri safi yurt içi hasılanın 2023 yılında 2 trilyon dolara çıkması hedeflenmişti. Mümkün müydü? Evet, mümkündü. Hatta mütevazi de bir hedefti. Biz bunun mütevazi olduğunu söyledik. Bunun da üstüne çıkılabileceğini iyi yönetilmeye devam ederse ülke ifade ettik. Ama bugün geldiğimiz noktada bu hedeften, 2 trilyon dolar hedefinden çok çok uzağa düşmüş vaziyetteyiz. Aslında bu 2 trilyon hedefine gidiyor olsaydık bugün geçen yıl gayri safi yurt içi hasılamızın 1,6 trilyon dolar olması gerekir. Gerçekleşme 717 milyar dolar. Hedeften sapıp kaybettiğimiz gelir 892 milyar dolar. Türkiye iyi yönetilmediği için 892 milyar dolar, o da mütevazi bir hedefe göre kaybetmiş oldu. Peki neden? Üç tane önemli sorunumuz var, üç tane büyük krizimiz var. Bunlardan birincisi, iktidarın iş başına geldiğinde, bu AK Parti yönetiminin iş başına geldiği dönemden itibaren 2011-2013 yıllarına kadar işler şöyle böyle fena gitmedi. Özellikle 2007'ye kadar hükümet elinde bulduğu bir programa sadık kaldı. Dünyada da konjonktür çok iyiydi. Bizim gibi ekonomilere sıcak para yağıyordu. Türkiye'ye de bu sıcak para gelmeye devam etti ve Türkiye burada borçlanarak büyüme modelini seçti. Yani dış tasarruflarla büyüme modelini seçti. Ama tasarrufları nereye yatırdı? Alışveriş merkezlerine yatırdı. Betona yatırdı. Halbuki bunu dış tasarrufla yapıyorsanız bunun geri ödemesini dolarla yapacaksınız, avroyla yapacaksınız. O zaman bize ne lazım? Bu paraları biz dolar, avro kazanabilecek, yani ihracat yapabilecek fabrikalara yatırmalıydık. Böyle yapmadık. Ama 2013 yılına geldiğimizde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı dedi ki ben artık partiye son veriyorum. Dolar basmayacak. Dolayısıyla öyle kolay kolay ucuz paraya ulaşamayacaksınız. Bütün dünyadaki diğer ekonomiler gibi bizim ekonomimiz de bundan etkilendi. İşte bize içeridekiler buna Gezi Parkı olaylarından oldu, şundan oldu, bundan oldu dediler. Ama işin aslı tamamen dünyada konjonktürün değişmesi. Dünyada konjonktür değişti. Bizimkiler aynı büyüme modelinde ısrar ettiler. Geçmişten özellikle döviz getirmeyen yerlere bu paraları yatırdıkları için de sırtlarında ciddi bir yük vardı. Ve Türkiye 2013'ten itibaren çok ciddi bir ekonomik olarak patinaja girdi. İkinci önemli krizimiz 2013 yılında yine başlıyor. 2014 yılında Türkiye
Cumhurbaşkanı'nı halkın seçtiği bir sisteme geçti. Ama Cumhurbaşkanı adaylarından bir tanesi dedi ki ben bundan öncekiler gibi bir Cumhurbaşkanı olmayacağım dedi. Yani bütün milleti kucaklayacağın, temsili görevi olan, aynı zamanda memlekette uzlaşmazlık olduğu zaman bunu herkesi kucaklayarak barıştırabilecek bir Cumhurbaşkanı olmayacağının sinyalini o gün verdi. Daha sonra da zaten ben parti genel başkanı olacağım dendi. Alışılmış bir Cumhurbaşkanı olmayacağım diye yola çıkan bir yaklaşım içinde Türkiye 2018'de tek adam parti devleti rejimine geçti. Ve tek adam parti devletine geçerken de Türkiye'deki bütün yerleşik kurumlar çok ciddi ölçüde tahrip oldu. Hukukun üstünlüğü diye bir şey kalmadı. Ve Türkiye hızla otoriterleşmeye başladı ve müthiş bir tek kişinin ülkenin her yerinde vesayeti hissedilmeye başlandı. Bir üçüncü kriz 2020 yılında geldi. O da sağlık kriziydi. Ve Türkiye gerçekten bu koronavirüs sürecini çok kötü yönetti. Yani bakın, tek bir aşıya bağlı kalındı. Tek bir aşıya bağlı kalındığı için başka alternatif aşı tedariki programları yapılmadı. Ve sonuçta nereye geldik? Sonuçta geldiğimiz yer şu oldu. Başkanım. Ali Başkanım, lütfen. Böyle. Sonuçta geldiğimiz nokta, Türkiye Çin'den gelecek aşıları bir müddet sonra tedarik edememeye başladı. Allah'tan bir başka yerde şansımız yaver gitti. Fransa BioNTech aşılarını almaktan vazgeçti. Türkiye bu BioNTech aşılarını aldı. Ve BioNTech'le birlikte devam ettik. Bakın, bugün aşılama çok hızlı gidiyor. Demek ki sorun bizim sağlık çalışanlarımızla değil. Açık söyleyeyim, Türkiye'nin halk sağlığı uzmanları Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu tıp fakültelerinden yetişen bu uzmanlar gerçekten çok büyük işler yapıyorlar. Dünyada da çok iyi tanınıyorlar zaten. Aşıyı verdik, hızla gidiyorlar. Aşı verilirse, aşı bulunursa sağlık çalışanlarında takılan hiçbir şey olmuyor. Ama bu arada aşının, yani sağlık krizinin ekonomik cephesi de çok kötü yönetildi. Sadece bir örnek vereyim. Bütün dünya kendi esnafına, kendi çalışanına, kendi kobisine bütçesinden doğrudan destek verirken, kaybettiği parayı bütçeden telafi ederken bu pandemi nedeniyle, biz de yönetim esnafa kredi verdi. Dünyada bütçesinden bu pandemi sürecinde en az destek veren ülkeleri yukarıdan aşağı sıraladığınızda biz ikinci sıraya geliyoruz. En az destek veren ikinci ülkeyiz. Buna karşılık en fazla kredi veren ülkeleri yukarıdan aşağı sıraladığınızda da en fazla kredi veren ülke biziz. Bugün bunun yanlışlığı giderek ortaya çıkmaya başlıyor. Aslında Türkiye çok uzunca bir süredir büyüyemiyor. Şu üçer aylık ortalamalar itibariyle büyüme hızlarını buraya yansıttım. Mavi çubuklara baktığınız zaman sürekli aşağı doğru gidiyor. Milli gelirimiz, biraz önce söylemiştim, hedeften çıktık diye başka bir şey daha oldu. Türkiye'nin milli geliri 2013 yılında 1 trilyon dolara yaklaşmıştı. 900 küsur milyon dolardı. Şimdi baktığınız zaman bu 717 milyar dolardı. 717 milyar dolara düştü. Kaybımız 241 milyar dolar. İş cephesi de, yani bir ekonomide yönetimin başarısını neyle ölçersiniz? Vatandaşlara ne kadar iş verebildiğiyle ölçersiniz. Orada da baktığınızda Türkiye son 2 yılda 2 milyon yurttaşını işsiz bıraktı. Yani şöyle, yeni iş imkanı vermedi değil. Yeni iş imkanı vermedi, o doğru. Onun üstüne bir de 2 milyon çalışan kişi de işini kaybetti. Ve gerçek işsiz sayımız 10 milyona dayandı. Gerçek işsizlik oranı da %29 oldu. Bir başka önemli nokta, gelir dağılımı bu dönemde çok hızlı bozuldu. Yoksul sayısı hızla arttı. 2017'de 15 milyon seviyeleri, 15 milyonlar civarında olan yoksul sayısı 17 milyonu aştı. 2 milyon kişi arttı.
Yine servet dağılımına baktığınızda TÜİK'in bir raporu var. Servet dağılımında dünyada en çok ikinci ülkeyiz Rusya'dan sonra. Bizimle beraber olan ülkelere baktığınız zaman Güney Afrika, Hindistan. Buna karşılık şu aşağıda servet dağılımının daha düzgün olduğu ekonomilere de baktığınız zaman hepsi dünyanın aslında önde gelen gelişmiş ekonomileri. Demek ki gelişmişlikle servet dağılımının bozukluğu arasında ters yönlü bir ilişki var. Ne kadar gelişmişseniz servet dağılımınız da o kadar düzgün. Ya da ne kadar servet dağılımınız bozuksa o kadar az gelişmişsiniz. Kaliteli büyüme olmadı. Türkiye borçla büyüdü. Herkesin borçlandı. Buna karşılık bu kadar borçlanırken de elimizde ihtiyat akçesini de bitirdik. Döviz rezervlerimizi de bitirdik. Bakın bugün itibariyle yani en son 25 Haziran itibariyle açıkladılar rezervleri. 33 milyar dolar Merkez Bankası kasasında açık var. Bu iktidar iş başına geldiğinde 50 milyar dolara yakın kasasında para vardı. Kısa vadeli borçları temizlediğiniz zaman şimdi 33 milyar dolar açığımız var. Devlet krizi anlattım, kurumlar gitti dedim ama bence devlet krizinin içinde söylenebilecek en önemli tahribat Merkez Bankası olayıdır. Türkiye 2018 Haziran ayından bu yana 4 tane Merkez Bankası başkanını değiştirdi. 4 tane Merkez Bankası başkanı gördük. Neredeyse her 9 ayda bir Merkez Bankası başkanı değiştirdik. Dünyanın hiçbir ekonomisinde böyle bir şey olmaz. Neden olmaz? Çünkü merkez bankaları istikrar müesseseleridir. O nedenle de Merkez Bankası başkanları baktığınız zaman gelişmiş ekonomilerde yıllarca iş başında kalırlar. Peki bu kadar Merkez Bankası başkanını değiştirdik. Niye değiştirdik? Faizler düşsün diye değiştirdik. Faizler düşmedi. Hep arttı arttı. %19'a çıktı Merkez Bankası'nın politika faizi. Bugün %19 faiz bugünkü dünya koşullarında nedir anlatabilmek bakımından dünyanın 7. en yüksek faizi. Korkunç bir faiz. Yine baktığımız zaman Merkez Bankası'nda hala daha ciddi kıyım devam ediyor. Müdürleri değiştiriyorlar, genel müdürleri değiştiriyorlar, daire başkanlarını değiştiriyorlar. Neye güveniyorlar da değiştiriyorlar bilmiyorum. Dünyada işler düzelmedi. Aksine daha da kötüye gideceğine dair bir takım beklentiler var. Biz Merkez Bankası'nda çalışacak adam bırakmıyoruz. Ondan sonra da bu krizden en fazla etkilenen ülke, gelecek krizden en fazla etkilenen ülke olduğumuzda da diyoruz ki vay bunu dış güçler yaptı. Bu dış güçler hikayesine de bir değinmek istiyorum. Dış güçler olur olmaz ama sonuç itibariyle ekonomik olarak siz bu dış güçlerden etkilenmeyecek şekilde ekonomimizi sağlam tutmak zorundasınız. Bence şu anda ülkeyi yönetenlerin kavrayamadıkları önemli bir nokta var. Dünyada konjonktür değişiyor. Artık sermaye eskisi gibi ne olursa olsun gideyim o ülkenin kağıdını alayım yatırım yapayım demiyor. Yani itici faktörlerin büyük bir risk iştahının etkisi altında değil. Artık bakıyor ülkeye doğruları yapıyor mu yapmıyor mu? Sağlam kararlar alıyor mu almıyor mu? Nasıl bir yönetim var? Merkez Bankası nasıl yönetiliyor? Bunlara bakıyor. Biz de buna şey diyoruz. İtici faktörler bitti. Çekici faktörler devreye girdi. Yani bir ülke ne kadar doğruları yaparsa sermaye de o kadar fazla o ülkeye gelir. Ama maalesef biz bunu yapmıyoruz. Her alanda çok ciddi patinaj içindeyiz. Peki bu yanlışlıkların faturası ne oluyor? Baktığınız zaman dolar kuru 18 Mart'ta bir önceki Merkez Bankası Başkanı'nın değiştirildiği tarihten bir gün önce 7 lira 32 kuruşmuş. Bugün baktığınız zaman 8 lira 68 kuruş. Bunun bir etkisi yok mu? İşte iş adamlarımız burada. Dolarla borçlanmışlar. Yatırımlarını yapmışlar. Dolar arttıkça borçları artıyor.
ödemeleri gereken, çünkü Türk lirası kazanıyorlar, onunla ödeyecekler. Ödemeleri gereken Türk lirası miktarı artıyor. Borç yükü giderek ağırlaşıyor. Türkiye 18 Mart'tan bu yana kendine benzeyen ekonomiler arasında parası en fazla değer kaybeden ülke. Türk lirası pul oluyor. Türk parası pul oluyor. Ondan sonra da övünüyoruz. Eskiden diyoruz Bulgaristan'dan, biz Bulgaristan'a gider benzin alırdık ucuz diye. Şimdi Bulgaristan'dan insanlar Türkiye'ye geliyor, ucuz diye benzin alıyorlar. İyi güzel, onlar ucuz diye benzin alıyor da benim ülkemin vatandaşına, benim ülkemin esnafına, benim ülkemin iş adamına ne oluyor? Yani hani meşhur bir şiir var, kendi vatanında parya haline getiriyor diye. O hale geldik. Aşıda öyle olduk, kampanyasında öyle oldu. Şimdi bu benzin meselesinde bu laflar konuşuluyor. Gerçekten tablo son derece üzüntülü. Kendini, kendi ülkesini, kendi yatırımcısını, kendi vatandaşını bu kadar dışlayan bir yönetim bugüne kadar görülmemişti. Şimdi tabii bu dışarıdan gelen yatırımı biraz önce söylemiştim, çok fazla etkiliyor. Yani Polatlı'da çiftçilerle konuşuyorduk, yine ekonomi masası olarak gittik. Çiftçinin biri kalktı dedi ki, biz kural istiyoruz, kral istemiyoruz dedi. Aslında özetledi, yani iş aleminin kafasındaki olayları da özetledi. Kral olan yerde kural olmaz gerçekten. Kural olmazsa da yatırım olmaz, çünkü yatırımcı önünü göremez. Onun için de baktığınız zaman Türkiye'de ilk defa konut yatırımlarını hariç tuttuğunuz zaman net yatırımlar, net yabancı sermaye yatırımları, doğrudan yatırımlar yani, negatife dönmüş. Yani dışarı çıkmaya başlamış insanlar, kaçmaya başlamış. Biraz önce itici faktör, çekici faktör demiştim. Şu sağdaki grafiğe bakarsanız, bakın gelişmekte olan ekonomilerle gelişmiş ekonomiler arasındaki yatırımın getirisi farkı giderek daralıyor. Dolayısıyla artık bakıyor, çok fazla kazanç yok, kazanç azalıyor. Bize gelmekle elde edeceği kazanç. O zaman diyor ki, hangisi daha doğru yapıyorsa, hangisinde benim malım, mülküm, güvencedeyse ben oraya giderim diyor. Yine işler iyi, işler iyi dendi. İşte işler iyi ise son 19 yılda niye bu kadar maliyat yapıldı? Yani maliyat bir ihtiyaç olduğu için yapılıyor. Yani maliyat yapılmasın falan dediğimiz yok. Ama Türkiye mali aflara muhtaç hale gelmiş vaziyette. Ödeyemiyor insanlar vergileri. Bir de bu arada sürekli bir varlık barışı diye bir şey geliyor. Türkiye'yi gerçekten dünyanın en önde gelen kara para aklama makinalarından biri haline getiriyor. Bunun da ileride bize çok ciddi maliyeti olacak. Şimdi de gitmeye başladı. Zaten yaşanan münferit olaylarda da bu sıkıntının izlerini görüyoruz. Aslında Türkiye hep bunu, yani 2001 yılında Türkiye ciddi bir krize girdi. O krize girdikten sonra iş başına gelen ekip içinde ben de hazine müsteşarıydım. O dönem gördüğüm bir şey var. Yani Türkiye'de iş alemi, iş insanları, emek, bunlar o kadar dinamik ki doğru ilacı verdiğiniz zaman hemen sıçrıyor. 6 ayda, yani doğru şeyleri yaptık, 6 ayda ekonomi kendini toparladı. Çünkü Türkiye'nin çok büyük avantajları var. Bakın, bir kere en önemli avantajımız genç nüfusumuz var. Hala daha demografik fırsat penceresi bu ülke için açık. 2030'a kadar da açık kalacak. Yani bakan, çalışarak bakabilecek nüfus, bakılması gereken nüfustan daha hızlı artıyor. Daha tam o yaşlanma noktasına doğru dönmedik. İşler böyle olduğu zaman, bu nüfusa iş verebildiğiniz zaman büyüyorsunuz. Zenginleşiyorsunuz. Ama biz bu yeni nüfusa, yeni özellikle gençlere iş vermekte çok zorlanıyoruz. Veremiyoruz. Yine bir başka önemli üstünlüğümüz coğrafi konumumuz. Yani 4,5 saatlik bir uçuş mesafesinde Türkiye 58 ülkeye, 1,5 milyar nüfusa ve 22 trilyon dolarlık bir pazara ulaşabiliyor. Bu büyük bir avantaj. Hele hele bugün işte tedarik zincirlerinin kısalmaya başladığı bir ortamda bu Türkiye'yi gerçekten kriz sonrasında, bu pandemi sonrasında
çok avantajlı hale getiriyor. Yeter ki iyi yönetelim. Onun için de dünyadaki bir takım yeni eğilimleri görmemiz lazım. Bunlardan bir tanesi, dünya artık, eskiden bir Washington mutabakatı vardı. Derdi ki, siz işte özelleştirmeyi yapın, devleti çekin, sadece devlet düzenleyici, yani kural koyucu pozisyonda kalsın, çok fazla müdahale etmesin. Her şey kendi kendine iyiye gider. Bugün son yapılan G7 toplantısında son mutabakatı diye bir şey çıktı ortaya. Böyle işleri kendi haline baktığınız zaman her şey iyi gitmiyor diyorlar. Nüfus ülkelerde çok büyük nüfuslar dışlanmış oluyor diyorlar. Dolayısıyla bu dışlanma meselesini çözmeniz lazım. Refahtan herkesin payını alması lazım ki ekonomi büyümeye devam etsin diyorlar. Yetmez, merkez bankaları sadece para politikasıyla ilgilenir, enflasyonla ilgilenir, yoğunlaşırlar. Bir de uzun dönemli büyüme hızlarıyla ilgilenirler. Şimdi artık merkez bankaları da baktılar ki oyunun, yani sürdürülebilirliğin önemli bir parçası, iktisadi eşitlik konusuna eğilmeye başladılar. Amerika'da, San Luis'deki Merkez Bankası iktisadi eşitlik enstitüsü kurdu. Bu görülmüş bir şey değil. Artık herkes biliyor ki dünyanın en büyük sorunu dışlanmadır. Prekaryalaşma diyorlar buna. Prekaryalaşmadır. Bunu çözemezseniz de bugün önümüzdeki en büyük risk sosyal patlamadır. Bunu ben söylemiyorum. Dünyanın önündeki en büyük risk sosyal patlamadır diyen uluslararası para fonu. İş buralara gelmiş vaziyette. Biraz önce değer zincirlerinin kısaldığını söylemiştim. Bunlardan yararlanabilmek için iki önemli kurala uymak zorunda. İki önemli şeyi yapmamız lazım. Bir, bu Avrupa Birliği'nin uzlaşmaya vardığı yeşil mutabakata mutlaka uyum sağlamamız lazım. Eğer Avrupa Birliği pazarına ulaşmak istiyorsak. Bu çerçevede de Paris İklim Anlaşması'nı öyleydi böyleydi falan demeden bütün dünyanın imzaladığı gibi imzalamamız lazım. Yoksa bunun maliyeti çok yüksek olacak. Bakın bütün dünya şimdi yeşil tahvildi, şuydu buydu bunun peşinde. Yani normal bir tahvil faiziyle yeşil tahvil faizi arasında fark olacak. Yeşil tahviller daha ucuz olacak. Eğer daha ucuz para kullanmak istiyorsak bu yeşil meselesini çözmemiz lazım. Doğanın yeşili, doların yeşili demek olmaya başladı artık. Şimdi bir başka önemli konu dijital dönüşüm. Ya bu son derece hassas bir konu. Bunun hem yapılması lazım hem de Daron Acemoğlu'nun falan söylediği gibi kontrol edilmesi lazım. Yani aşırı dijitalleşme, aşırı robotlaşma, böylece aslında bugün iş görebilecek iş gücünün robotlaşma nedeniyle tasfiyesinin önüne geçecek de bir takım düzenleyici, denetleyici çerçeveyi de kurmamız lazım. Bu da yine Uluslararası Para Fonu'nun üzerinde dikkatle durduğu konulardan bir tanesi. Peki, bugün en önemli sorunumuzun güven olduğunu söyledim. Bunu nasıl açacağız? Ciddi bir yapısal değişime ihtiyacımız var. Ve 4 sütun üzerine inşa edilmiş bir stratejiyi 3 yeniyle uygulamamız lazım. Yeni kurallar, yeni kurumlar, yeni kadrolar. Yeniler bunlar. Strateji ne peki? 1. Hukuk devleti ve demokrasiyi yeniden güçlendireceğiz. Bunun için en önemlisi güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmek gerekiyor. Çünkü tek adam rejimlerinde istişare olmadığını gördük. Hatta biz bu anayasa değişikliği sürecinde bütün dünyada tek adam rejimleri ve gelişmişlik arasındaki ilişkiyi ortaya koyan bir takım rakamları da söylemiştik. Baktığınız zaman tek adam rejimleri gelişmeyi sağlamıyor. Gelişmiş ekonomiler arasında tek adam rejimine sahip ilk 10 ekonomi arasında parlamenter rejimle yönetilmeyen, tek adam rejimiyle yönetilen hiçbir ülke yok. Bir İsviçre sanki var gibi parlamenter rejim olmayan ama ona da hibrit diyorlar. Yani hibrit bir rejim. Aşağı doğru baktığınız zaman da en kötü yani durumdaki ekonomiler içinde de 10 ekonomide parlamenter demokrasi yok, tek adam rejimi var. Dolayısıyla süratle bu cebimizi boşaltan tek adam rejiminden
vazgeçmek durumdayız. Ve Türkiye'nin bugün en önemli açığı ne deseniz, hani ekonomi konuşuyoruz, şunu tartışırız. Ne deriz? Cari açıktır deriz. Bütçe açığıdır deriz. Ama ekonomist olarak görüyorum ki bugün Türkiye'nin en önemli açığı, sıkıntıya sokan Türkiye, Cumhurbaşkanı tarafsız, partisiz, herkesi kucaklayan, toplumun tamamının sorunlarına çözüm üretme kabiliyetine sahip Cumhurbaşkanı açığıdır. Yani bunun dışında yeni bir takım kurumları burada saydım. Birinci sütun hukuk devleti ve şey dedim, bir sonrakine geçelim. Evet. İşte ekonomik sosyal konsey var, kurumlar arasında Orta Doğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı var. Dün mesela Trabzon'da konuşuyoruz. Trabzon ekonomisinin en önemli sorunlarından bir tanesi, Suudi Arabistan'dan turist gelmiyor. Suudi Arabistan'dan niye turist gelmiyor? Çünkü bu şeyi, dış politikayı doğru yönetemiyoruz. İkinci önemli sütun, üreten Türkiye. Artık borçlanan değil, üreten ülke olmamız lazım. İç dış tasarruflara, betona değil, üretime yatırmamız gerekiyor. Döviz kazandıran faaliyetlere yöneltmemiz gerekiyor. Dijital ve yeşil ekonominin sunduğu yeni fırsatları kullanmamız gerekiyor. Eğitim politikasını paydaşlarla beraber yeniden düzenlememiz ve gerçekten sanayimizin ihtiyaç duyduğu iş gücünü yetiştirmemiz gerekiyor. Üçüncü sütun, bütün dünyanın da kabul ettiği, artık kimseyi dışlamamamız lazım. Refahı hakça paylaşmamız lazım. Yani güçlü bir sosyal devlet olması gerekiyor. Bunu artık herkes söylüyor dünyada. En sağdakiler de söylüyor, en soldakiler de söylüyor. Bunu yapmazsanız büyüyemiyorsunuz. Bizim de burada getirdiğimiz en önemli mekanizma aile destekleri sigortası sistemi. Eğer bugün Türkiye'de bir aile destekleri sigortası sistemi olmuş olsaydı, bu krizden çıktığımızda hem esnafımız, hem çalışanlarımız, hem sanayicilerimiz çok daha güçlü olacaktı. Çünkü doğrudan destek verecektik. Borç vermek yerine. Son sütun da sürdürülebilirlik meselesi. Yani izlediğimiz bütün politikalar sürdürülebilir olmalı. Bir, para politikamız enflasyona yol açmamalı. Maliye politikamız ülkeyi borca batırmamalı. Yatırım politikamız çevreyi tahrip etmemeli. Bu üç konuda sürdürülebilir olmamız gerekiyor. Ve tabii en önemlisi de yeni kadrolar meselesi. Biz şunu iddia ediyoruz. Daha önce krizleri yönetmiş, Türkiye'yi düze çıkartmış olan kadrolar bizde. Ve bu kadrolar 2001'de %5,8 daralan bir ekonomiyi 2002'de %6,4 büyütebildi. İstişare ve ortak akla inanan bu kadrolar içinde kimler var? Kısaca burada olmayan arkadaşlarımızı da size saymak isterim. Biraz önce burada olan arkadaşlarımızı saydılar. Mesela eski Maliye Bakanlarından Abdüllatif Şener, ekonomi masamızın üyesi. Eski Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlarından İlhan Kesici, yine ekonomi masasının üyesi. Selin Sayek Böke, doçent doktor, ekonomi masamızın üyesi. Profesör Doktor Lale Karabıyık, ekonomist, yine ekonomi masamızın üyesi. Tarım kesiminde yine tarımcı olarak da önemli arkadaşlarımız var. Yani baktığınız zaman biz ekonomiyi bilen insanlarız. Biz iş alemine çok uzak olmayan, onların içinden gelen olan arkadaşlar da partimizde var. Dolayısıyla diyoruz ki, bir iddiayı ortaya koyuyoruz. Bu ekonomiyi bugün içine düştüğü sıkıntıdan biz çıkarız. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.